Bu fıkıh kitaplarında mesela işte Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihali, burada bedel hac diye bir bölüm var. Yani başkasının yerine hac yapılabileceğine dair. Şimdi bu ibadet, ibadet kelimesinin manası nedir? Kulluk etmek değil mi? Kulluk nasıl yapılır? Yani bir kişinin içten niyet etmesiyle başlar ve gereken işleri yapmasıyla biter. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bu işin temel prensipleri var. Burada Allahü Teala şöyle buyuruyor, diyor ki, Estağfirullah. وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةِ Kim ahireti isterse, önce bir kere ahireti isteği oluşması gerekiyor. Ondan sonra وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا Ahiret için de ahiretin çalışmasını yaparsa, sayaha'daki ha zamiri ahirete gidiyor. O ahiretin, ahiret için gereken çalışmayı yaparsa, ve huve mu'minun, kendisi de mümin olarak yaparsa, fe ulaike kâne sa'yuhum meşkûra, bunların sayileri meşkurdur. Yani ne demek? Allah onun karşılığını fazlasıyla verir demektir. Yani meşkur, teşekküre değer şeklinde. Sahileri meşgul olanlar bunlardır. Yani karşılığını alacak olan, sevabını alacak olanlar bunlardır. Şimdi burada, bunun için gerekli şartlara bakalım. Tekrar, bir, ahireti isteyecek. Ahireti istemek yetmez. İnsanlar içerisinde ahireti isteyen çok sayıda kişi var. Şeytan bile inni akafullah diyor, ben Allah'tan korkarım diyor. Yani. İşte Yahudilere bakarsınız, Hristiyanlara bakarsınız, çok sayıda insan ahireti istediğini söyler. Müslümanlar da öyledir. Ahirette mesela en iyi yerde olmayı ister. Bu istemek yetmiyor. Ondan sonra وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا Ahiret için gereken çalışmayı da yapacak. O da yetmiyor. Mesela namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, bunların hepsi ahiret için gerekli çalışmalardır. Bunları yapması da yetmiyor. وَهُوَ مُؤْمِنُونَ Mümin olarak yapması lazım. Çünkü bu işlemleri mümin olmadan da insanlar yapabiliyorlar. Şimdi bütün bu şartlar oluştuktan sonra فَاُولَٰئِكَ işte bunları yapanlar, bu ahiret için gereken işi yapanlar كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورَ Bunların sayileri meşkurdur. Yani teşekküre değer, yani bunların sayılarının karşılığını bunlar mutlaka alacaklardır. Kullen numiddu haulâi ve haulâi min atâi rabbik. Dünya için çalışana da, ahiret için çalışana da Rabbinin ikramından da ilave ederiz diyor. Ve mâ kâne atâu rabbike mahzûra. Rabbinin ikramı engellenemez. Kimse engelleyemez. Şimdi burada çalışacak olan kim, yani o ibadeti yapacak kim? Bir başkası yapamaz değil mi? Yani kimse o yapacak. Bir de şu Bakara suresinin 200. ayetini açalım. فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ Hac menasikini yaparken, şimdi oradan dolayı konumuz da hacla alakalı ya bugün. Hac menasiki dediğimiz hac ibadeti demektir. Yani işte Arafat'ta vakfe, Müzdelife'de vakfe, şeytan taşlama, ondan sonra Kabe'yi tavaf etme. Bunlar yaparken fezkurullaha Allah'ı zikredin. Cenab-ı Hakk'ı hatırlayın. Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayın. Kedikrikum abaakum bu anne babanızı hatırladığınız gibi. Şimdi Araplarda atalara karşı çok büyük bir saygı vardı eskiden. Onları hatırladığınız gibi Allah'ı hatırlayın. Hatırlayın. Evaşedde zikra, hatta daha da güçlü bir şekilde hatırlayın. Ondan sonra diyor ki feminen nasi men yekul rabbena atina fid dunya. Kim insanlar, mesela Arafat'ta da dua ederken, Müzdelife'de, Mina'da, Kabe'nin çevresinde, Safa'da, Merve'de dua ederken, Ya Rabbi, işte bana ev ver, işlerim iyi olsun, apartmanım güzel olsun, oğlum şöyle olsun, kızım böyle olsun. Hep böyle dünyayla alakalı dualar ederler. Rabbena atina fid dünya, Ya Rabbi bu dünyada bana ver.
Sadece dünyayı ister ve ma lehu fil ahireti min halak. Bunun ahirette alacağı bir şey yok. Dünyada alacak mı belli değil de, ama ahiret yok bir kere. Çünkü dünyayı istiyorsun, ahiretten bir şey istemiyorsun. Ondan sonra وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُلْ Bunlardan bir kısmı da şöyledir. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً Ya Rabbi bize bu dünyada güzellik ver. وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً Ahirete de bir güzellik ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Bizi o cehennemin azabından koru der. Bu da bizim her gün namazlarımıza yaptığımız duadır. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ diye dua ediyoruz. Bu dünyada bir güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi o ateşin azabından koru. Peki, şimdi birincisinin ahirette alacağı bir şey yok ama dünya ile ilgili henüz bir şey söylemedi. Adam sadece dünyayı istiyor, ahiret istemiyor, ahiretten alacağı bir şey yok. Şimdi ikincisi hem dünya istiyor hem ahireti istiyor. Şimdi burada diyor ki, اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا Bunlar, yani sadece dünyayı isteyenle, hem dünyayı hem de ahireti isteyenin alacağı kazancından bir parçadır. Yani sen namaz kılmadıktan sonra istediğin kadar gece gündüz dua et. Bir şey alamazsın. Ya da gittin hacca, hacda dua ettin. Ya Rabbi bana ev ver, araba ver. Onun için çalışırsan olur. Allah da senin işini kolaylaştırır, önünü açar. Yani dünyayı isteyen adamın da, hem dünyayı hem de ahiret isteyen adamın da alacağı kendi kazancından başkası değildir. Şimdi bunlar çok açık ayetler mi? Yani bir şeye şüphe var mı? Peki benim yaptığım ibadetin sevabı nasıl başkasının olur? İbadeti ben yapacağım, başkası ibadet yapmış sayılacak. Şartlar bunlar. Em lem yunebbe bima fi suhufi Musa. Musa'nın sayfalarında bulunanlardan bunlara haber verilmedi mi? Haberleri yok mu? Ve İbrahim ellezî veffâ. Yani kendisine verilen görevi tam olarak yerine getiren İbrahim'in sayfalarında olanlardan bunlara haber verilmedi mi? Onu ne demek? Ellâ tezru vâziratun vizre uhra. Şimdi vazira yük demektir. Burada nasıl mana verilmiş? Günah yükü de olabilir. Günah yükü de olabilir. Normal yük de olabilir. Vizir yük demek değil mi? Yük. Yani ister şeyde namaz kılmak bir insanın üzerinde yük değil mi? O Türkçe'de ne deriz? Yükümlülük deriz. Yani kimse kimsenin yükünü taşımaz. اَلَّا تَزِرُ وَاَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Yani biz bunu hem Musa'nın kitabında hem İbrahim'in kitabında yazdık. Bunların da haberleri oldu. Hatta ondan öncesine bakarsak yani kime bu haber verilmiş oluyor? اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّى وَاَعْتَى قَل۪يلًا وَاَكْتَى Şimdi sen o yüz çevreni görmedin mi diyor. Yüz çevreni görmedin mi? Az bir şey veriyor. وَاَعْتَى قَل۪يلًا وَاَكْتَى Sonra da vermek istemiyor. Az bir şey ver, tamam işte bundan yeter. Daha fazla isteme benden. عنده علم الغيب فهو يرى Onun yanında gayb ilmi mi var? O da görüyor. Böyle bir şey mi var? Bu diyor ki Müslüman olduktan sonra müşrikliğe dönen Velid bin Mughire hakkında indiği rivayet edilmiştir diye bir not düşmüş buraya. Yani kendisine bu bilgi ondan sonra bu kişiye bu bilgi ulaşmadı mı? Bu kişi işte Velid bin Mughire de olsa Müslüman olmuş. O bilgi nerede ulaşacak ona? Kur'an-ı Kerim'den ulaşacak, başka yerden ulaşmaz. Kimse kimsenin yükünü taşımaz.
وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. Kişi için kendi çalışıp kazandığından başkası yoktur. Yani لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. Senin yaptığından başkası senin değildir. Şimdi diyelim ki zengin bir ailede doğdun. Uyandın, baktın ki yani kalktın, büyük bir zenginlik içerisindesin. Güzel. Ama bunlar senin değil, bunlar başkasının kazandıklarıdır. Senin olan, senin yaptığındır. Sen ne yaptın kardeşim? Bu malı iyi kullandıysan o da senin çalışmandır. İyi harcadıysan senin çalışman. Yani sana ait olan şeydir. Cenab-ı Hak seni çok kabiliyet yaratmıştır. Güzel. O kabiliyeti sen orada oluşturmadın. Onu nerede kullanıyorsun? Nasıl kullanıyorsun? Buna birer avans gibidir. Şimdi durum böyleyse ve en başta da söylediğimiz gibi ibadet, kulluk, ibadet niyetsiz olmuyor. Niyeti kim yapar? İbadeti yapan kişi yapar. Yani benim niyetimi başkası yapamaz ki. Başkası benim niyetimi yapamaz.